Merhabalar Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. İsmi Beşiktaş'la anılan Kerem Atakan Keskin hakkında Rıza Çalınbay konuştu. Başarılı teknik adam Beşiktaş ve Atakan için iyi olabilir. Böyle bir gelişme olursa net bir şey yok sadece konuşuluyor dedi. Şartlar oluşuyorsa ve oyuncu gitmek istiyorsa onun için en iyisini temenni ederim şeklinde konuştu. Diğer yandan Beşiktaş'ın gündeminde sürpriz bir isim var. Galatasaray'da oynayan Feguli. Siyah beyazların son olarak Galatasaray forması giyen Feguli ile görüşme yaptığı ortaya çıktı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı Fegül'ün menajeriyle bir araya geldiği ve futbolcunun senelik 2 milyon euro talep ettiği iddia ediliyor. Siyah Beyazlar ise futbolcuya bonuslar ve imza parasıyla birlikte 1,5 milyon euro civarında bir teklif sundu. Kazancı bu rakam üstünden görüşme yapmak isterlerse Beşiktaş'ın kapılarının açık olduğunu Fegülü cephesine iletti. Cezayirli oyuncu 5 sezon Galatasaray forması giydi. 162 maçta sarı kırmızılı formayla 34 gol katkısı sağladı. Sofyan Fegülü aynı zamanda Cezayir milli takımıyla da 54 maçta görev yaptı ve 19 gol attı. Öte yandan Beşiktaş'ın gündemindeki Kaan Ayhan'ın istatistikleri göz kamaştırıyor. Beşiktaş'ın gündemindeki Kaan Ayhan'da hareketli saatler var. Futbolcunun geçen sezon Sassuolo'da sergilediği performans dikkat çekti. Kaan Ayhan geçen sezon Serie A'da 23 maça çıkarken 1444 dakika sahada kaldı. Bununla beraber her 90 dakikada 7.35 top kazanan Kaan 6.16 araya girme, %92.5 başarılı pas yüzdesi ve birebirlerde %58.5 başarı oranıyla oynadı. Stoper dışında ön libero ve sağ bek mevkilerinde forma giyen Kaan Ayhan'ı kulübü kiralamaya yanaşmadığı için pazarlıklar bonservis üzerinde yoğunlaşmış durumda. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Kaan Ayhan'ı siyah beyazlı kurmaylar 3.5 milyon euroya bitirmeyi planlıyor ancak Sosola kulübü henüz bu rakamı kabul etmiş değil. Siyah beyaz yönetimin biraz daha fiyat arttırması durumunda ortak bir noktada buluşma ihtimallerinin yüksek olduğu da iddialar arasında. Öte yandan siyah beyazlarda merkez orta saha için İngiliz basını Valerian İsmail'in Barnesley'den eski öğrencisi Callum Stiles'ı kartala yazmayı devam ediyor. Yapılan haberlerde futbolcunun takımda tutulması gerektiği vurgulanırken satılması durumunda ise en az 3.5 milyon euro bonservis istenmesi gerektiği ifade edildi. Haberde Styles Valerian İsmail'in altında çok gelişti, bu yüzden Türkiye'de onunla yeniden bir araya gelmek istemesi sürpriz olmaz. Macaristan'da milli olmak stylus'ın itibarını arttırabilir. Ancak Barnsley bu transfer için doğru parayı almak için kararlı olmalı. İster bu yaz ister transfer penceresinin yeniden açıldığı sezonun ortasında olsun ucuza göndermemeli denildi. Stylus İngiliz asıllı Macaristan milli takım futbolcusu orta saha ve sol bek pozisyonunda görev yapabiliyor. Şampiyon çip ekiplerinden Barnsley forması giyiyor. 2021-2022 sezonunda tüm kulvarlarda 46 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Son olarak siyah beyazların Osijek forması giyen 24 yaşındaki Hırvat stoper Daniel Loncar ile ilgilendiği iddia ediliyor. Hırvat basından German Jack'ın haberine göre Osijek kulübü daha önce bir diğer Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın Lonkar için yaptığı teklifi kabul etmemişti. Oyuncu için Kasımpaşa'nın 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyon maddesi bulunan kiralama önerisi sunmuştu. Kariyerine Osijek altyapısında başlayan tecrübeli stoper farklı takımlarda kiralık oynamasına rağmen Hırvatistan dışına hiç çıkmadı kulübüyle son olarak Şubat 2022'de tekrar mukavele uzatan Lonkar'ın kontratı 2026'da bitiyor. Futbolcunun piyasa değeri ise 1.5 milyon euro. Evet arkadaşlar, Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.